Cimi aslında bize iyilik bile yapmış oldu. Sen öyle diyorsan. Öyle. Sana münasebetimizi en başından beri aşikar edelim diyorum. Sen hiç merak etme. Ben senin yanındayım. Dünya döndüğü sürece de seni asla bırakmayacağım. Yazıklar olsun sana. Sana da hakkın haram olsun Neriman. Sonra kimsenin beni göremeyeceğine kanaat getirip yerimi değiştirmeye karar vermiştim. Yükseklerdeki yuvamı özlüyordum. Teyze. Çorbayı şuraya bir yere koy Cumali Efendi. Korkma, korkma. Kamran'la geçtik biz o safaları. Yediğiniz her bir halftan haberim var. Nasılsın Cumali? Kalk gayri beyim. Hepimiz bir o zaman iyi olacağız. İnşallah. Şuralarda bir yerde bir çorba kasesi olacaktı. Bir bakayım. Ben aşağıdan getireyim. Lüzum yok. Dert etme kızım. Dün de Kamran'ın burnundan getirdi. Bu aralar biraz eserekli. Teyzeler teyzesi. Sen dur, ben getiririm. Bunca yıllık emeğimi elime verdim Feride. Yazıklar olsun sana. Ben ne yaptım ki sana? Bana mı, kendine mi, Kamran'a mı bilmem ama... hiç ummazdım senden, hiç. Tamam, anlaşıldı. Sen beni infaz edeceksin de. Ne yaptım, kabahatimi söyle bari onu öğreneyim. Ben mi öğreteceğim kabahatini sana? Neriman Olacak'la oğlumun arasındaki memnun münasebete yataklık ederken hiç mi yüzün kızarmadı? Mekteptekiler seninle Kamran'ın arasındaki münasebeti biliyorlarmış. Eğer siz ikisini gizlemek için yalanlar uydurmuşsunuz bize. Sen böyle bir ahlaksızlığa nasıl ortak oldun? Hiç mi arlanman yok senin? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Uyandınız mı? Gel kızım, gel. Az evvel o kadar derin uyuyordunuz ki herhalde çağrısı kalmadı dedim. Bizim Kamuran esaslı hekim çıktı vallahi. İyi olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Fevkalade şaşkınım. Ben hiç şaşırmadım doğrusu. Zira Kamuran'ın olmazları oldurmak gibi bir yeteneği var. Bak sen. Neymiş onlar bakayım? Size kitap okumamı ister misiniz enişte? Gazar Hoca'ya muayene olmuşsun. Evet. Tam hak ettiğim kalitede bir hekim. Bir arsızlığın olduğunda bana gelmeni tercih ederdim. Neticeyi paylaşacaksın sanki. Bir tabii paylaşacağım. Kendime mi saklayacağım? Diyelim ölecek kadar hastayım. Bunu bana söyler miydin? Bir tabii söylemezdim. O vakit? Annem gelmiş. Teyze. Anne, biraz konuşalım mı? Babanın yanına çıkacağım çocuğum. Babam şu an uyuyor. Ayıbını temizlemedikçe seninle konuşacak bir şeyim yok çocuğum. Ben ayıp bir şey yaptığımı düşünmüyorum. İyi o zaman beni burada böyle başına bekletme. Hı? Belim ağrıyor zaten. Sen bilirsin.
Bak sana bir defa diyeceğim. Bir daha da bir şey demeyeceğim. O benim ahbabım Yosma. Rica ederim. Kes sesini. O Neriman Dulu yüzünden başına bir iş, en ufak bir fiske, ayağın taşa o hain yüzünden değerse, andolsun onun evini yakarım. Ne olacak anneciğim? Ben diyeceğimi dedim çocuğum. Gayrısını sen bilirsin. Ya Neriman'la münasebetini neticelendirirsin ya da beni kaybedersin oğlum. Anne. Çorba da çok güzel koktu. Tencereyi yemekhaneye götürdük. İstersen getireyim sana da. Yok, ben akşam yerim. Şimdi de ye. Sen de ye kızım. Enfes olmuş. Yalnız buraya bakarsan üstüne dökecektim. Yarın ne pişireyim sana? Vallahi onu oğluna soracaksın hanım. Siz ne yapıyorsanız onu yiyoruz biz. Yarın Katice'ye geçebiliriz. Hem akşam yürüteceğim seni. Haşlanmış patates de yiyebiliriz. Of of, pek de severim. Ellerine sağlık Besim Hanım. Doydum. Şifa olsun. Tamam, ver. Oo, aile saadeti ha? Nasılsın Seyfettin Bey amca? İyiyim evlat. Sen? Sağ ol. Besme teyze. Hoş geldin çocuğum. Feride, sen de mi buradaydın? Evet. Benim yüzümden derslerini ihmal ediyorsun güzel kızım. Yok, ihmal etmiyorum enişte. İki gündür buradasın. Bak, git hadi. İyiyim ben. Sersefil olma buralarda. Yok, ben izin aldım, kalabilirim. Kalsın, kalsın. Kalsın, ben ona istirahat yazarım. Mühim değil. Lüzum yok. Derslerinden geri kalmasın kızcağız. Hadi. İyi. O vakit ben seni geçireyim. Ben seni geçireyim o zaman. Ne yapsaydım? Feride disiplin suçu mu işledi deseydim? Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim, yurdum yok. Senin yurdun benim.